Tuğit Bey'i seviyor sözü büyük bir söz. Ben seviyor ama ulaşamıyor. Aralarındaki hiç biraz platonik olarak bunu yorumlamak isterim. Çünkü pandemide epeyce bir zaman geçirdik. Elimizde çok geniş bir otopsi vakası serisi var. Virüsün beynin içerisine girdiğine dair hiçbir MR yok. Yani bu akut dönemde bir çok özel şartlar dışında beyni bir beyin iltihabı yani ensefalit diye tabir ettiğimiz durumlar için gösterilmiş vaka olmadı. Olanlarda tıbbi otoritelerin tamamı tarafından kabul edilen bir olgu olmadı. Ama vurgulandığı şekliyle özellikle hani bir yoğun bakımda da çalışan bir kişi olarak da ağır hastalıkların yaratmış olduğu bir risk var. Yani yoğun bakıma girerseniz IQ'nuzu zaten bir kısmını orada bırakırsınız. Hele de ağır COVID enfeksiyonu gibi ciddi bir yaşam desteğine maruz kalmış iseniz o zaman gerçekten ciddi bir kognitif bozukluk olabilir. Ama biz uzun dönem etkileri konusunda bilgimiz yok. Çünkü uzun dönem olmadı. Dolayısıyla bunların daha sonradan yapabilecekleri Alzheimer, Parkinson vesaire hastalar için bizim rezervlerimizi azaltma bağlı gibi basit veya daha kompleks mekanizmalarla bu hastalıkların ilişkisini görebiliriz derdi. Onlar için biraz zamana ihtiyacımız var. Bunların öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu noktayı vurgulamamız lazım. Beni metresini alıp ayrı bir sende. O konuda ben sözü kendisine verip beyne girmiyor derken tabii beynin içinde damarlar var. Onların işte burunda destek üzerinde o kısımlara giriyor. Nöronun yani kendisini içine girip orada bulunuyor. Akciğerdeki gibi. Beyinde ölen kişilerin elektron mikroskoplarını yaptığımız zaman bunları kesip ince dinler halinde elektron mikroskopuna koyduğumuz zaman nöronların içinde virüs görmüyoruz. Oraya giremiyor. Ama kan damarlarında vesaire olabilir. Onun için de bitmez zaten. Seviyor ama ulaşamıyor. Dolayısıyla böyle bir şey var ama tabii hastalıktan etkilenmesi ayrı olur. Yani o ağır hastalık, bilmiyorum gördüğünüz mü de yani oldukça ağır. Bu sıkıntı aşı olmanın arasında onu da yazar. Bildiğin takip doktoru dedi ki şu anda pandemiden çıkamamız nedeni aşı olmayanlardır. Bizim çocuklarımız onların yüzünden okula gidemiyor şu anda. Lütfen aşınız olur. Ya maskenizi takın. Hocam bu konuda zorunluluk getirmesine sıcak bakar mısın? Zorunluluktan ziyade maske takanlara avantaj herhalde daha insanlı olabilir. Ama şey dediğim gibi hani bazı şeyler için zorunluluk da gündeme gelebilir. Ama en azından bazı işleri yapabilmeleri için aşı olma herhalde gerekli.